Merhaba YouTube. Yeni gelecek karakterler açıklandı. Bir sonraki 6 hafta sonraki Yama'da yeni gelen karakter Itto Reis 5 star toprak karakteri. Onun dışında Goro geliyor. 4 star toprak karakteri. Ve Albedo gelecek diyorlar İran'da. En çok söylenen o ama belli de olmaz ki şu an kesin olan, garanti gelecek olanlar Itto ile Goro. Bu ikisi beraber geliyor. Elinde gördüğünüz gibi Debate Club tarzı bir şey var. Bakalım nasıl bir karakter olacak. Sıkılma, şey yapmayın hiç. Ben bütün sızıntıları mızıntıları çatır çutur video çekip atacağım. Umurumda değil, content creator'lıkmış bilmem neymiş bu saatten sonra zaten. O yüzden içiniz rahat olsun. Bizim Discord'da sızıntı kanalı var, oradan paylaşıyoruz. Eğer oraya katılmadıysanız da YouTube'a videoyu oynanışıdır bilmem nesidir çıktıkça şakır şukur atacağım zaten. Her türlü sızıntıyı, ne etkinliğe geliyormuş, bu karakter ne yapıyormuş, ne ediyormuş, hepsini konuşuruz. Bayağı bir şey diyorlar buna, DPS, main DPS tarzı bir şey olacak diyorlardı. Ta işte 2.1'de falan, 2.0'da söylentileri vardı bu karakter hakkında, oynanış tarzı olarak. Ama şu an nasıl gelir, nasıl eder bilmiyorum. Support olur mu olmaz mı? Genelde toprak karakterler biraz support'a yönelik oluyor ama bu Itto Reis'in main DPS olacağı söyleniyordu. Bakalım, göreceğiz. Daha böyle sızıntılar bilmem neler çıkarsa bilgiler, ona göre her şey yaparız. Kararımızı veririz. Benim tavsiyem hiçbir şekilde pullamayın ne Hu'Taya ne Childe'ye. Bu karakterin en azından Childe zaten komple şey yapmayın, pullamayın da hani Hu'Taya'yı belki bir derece istiyorsanız pullayın ama yeni gelecek bu karaktere biriktirebilirsiniz. Çünkü bir sonraki banner'da da sadece bir tane bu karakter gelecek. 2-4'e kadar başka yeni karakter yok. Olsaydı zaten buraya atarlardı. Gördüğün geçen sefer sadece Tohum'a atmışlardı. Tohum'a geldi. Bu sefer de Itto ile Goro'dan başka bir karakter gelmiyor. 12 hafta, yani kaç? 6 hafta buradan. Bir 6 hafta da orası. 12 hafta yeni karakter yok yani. Sadece bu reis var. Eğer bir yeni bir şey arıyorsanız, değişiklik ve eğlence, bu karakteri çıkartırsınız. Kötü olacağını zannetmiyorum. Son getirdiği karakterlerin, miHoYo'nun ne kadar rezil olduğunu, insanların ne kadar söylendiğini biliyorsunuz. Özellikle Kokomi hakkında. O yüzden muhtemelen bu karakter bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. Hani insanların bir nebze şey yapma açısından, ortalığı sakinleştirme açısından böyle bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Ama miHoYo bilemezsin yani. Yeni yılda da ödül verecek zannediyorduk yani. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.